Merhaba oyuncular, ben Boğaç. PlayStation Türkiye'ye hoş geldiniz. Bir aylık muhabbetle daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili Berk Ünsev ve Sercan Sürün'le. Bu ay neler oynadık? Gelecek ayda bizleri neler bekliyor? Yine her zaman olduğu gibi bunları konuşacağız. Öncelikle bu ay oyunlardan önce bir %50 indirimimiz var şu an hala devam eden. Kim sevmiyor ki indirimi? Evet. Ve onunla ilgili bir video da yaptık. Şuraya tıklayarak onu da seyredebilirsiniz. Gerçekten FIFA'dan Witcher'a, Fallout'a, Just Cause'dan, Just Cause'a müthiş indirimler var. Evet. Onu tekrar size hatırlatarak başlayalım ve bu ay neler oynadık diye ilk sana döneyim abi. Killstrain'le tamam. Başlayalım. Sadece bir parantez. Bazı oyunlar ayın 11'inde, bazıları da 25 Ağustos'a kadar geçerli. O zamana kadar indirimden faydalanabiliriz. Aldınız aldınız. Evet. Aldınız aldınız. Oyunlara bakın. Sayfalarına girin. Bir parantez daha yapayım mı? Tabii. Peki. bir de fiziki indirimlerimiz de oluyor biliyorsunuz. Yani store'da, yani mağazalarda, Teknosa, MediaMarkt, Sony Center vesaire. Diğer mağazalarda da ayın 21'inde bitirdik en son indirimimizi, 21 Temmuz'da. Ara ara bu tarz şeyler yapıyoruz. PlayStation evet. Türkiye sayfalarını da takip etsin arkadaşlar. Bu indirimi de söylüyoruz çünkü başlamadan önce hangi kanallarda ne oluyor diye. Önümüzdeki dönemlerde yine böyle bu tarz 69-99 fiyatlarındaki indirimlerimiz olacak. First Party PlayStation 4 oyunlarında diyerek Killstrain'le evet. başlayalım mı? Killstrain'le başlayalım abi. Peki. Orada da sözü sana devredelim. Peki. Peki. Killstrain aslında şey... tam olarak İngilizcesi top down action shooter, yani biz izometrik oyun tipi diyoruz. Oyun tamam. tipi diyoruz. Bu aslında bir twin stick shooter. Twin stick shooter olarak da geçiyor. Aslında biraz Helldivers'a benziyor, biraz Dead Nation, Alien Nation'a benziyor ama tek büyük farkı insanlar ve mutantlar var hikayesi gereği ve 5'e 5 5 versus 2. Yani 5'e 5 insan grubu, 2 tane de mutant grubu. O 2 mutant da insan i̇ki aslında oyuncu. Ve böyle ama tam bir kaos. Tam bir kaos. Yani mutantlar sanırım bir çevirme durumu var değil mi? Evet, çevirme durumu taraflarına... var. Kendi tarafları çevirme durumları var. Ha, biz önce takımlar azalabiliyor. Yani 5 başlıyorsun ama bir bakıyorsun mutant, 2 kişi mutant kalmışsın. Evet. Diğerleri mutant olmuş. Ebelemeci vardı ya. Onun gibi. Onun gibi hırsız aslında. Hırsız polis gibi de düşünebiliriz onu. Güzel, keyifli ama işte ağırlıklı multiplayer oynuyorsunuz. Hı-hı. Zaten multiplayer bu. Free to play diye geçiyor ama para vermiyorsunuz. Herhangi bir içerik için de para vermiyorsunuz. Hı-hı. Keyifli bir oyundu. Halen de oynuyorum. Herhalde oynamaya da devam edeceğim bu arada. Evet. Biz de onun bir videosunu çektik. Sanırım yakında koyarız diye düşünüyorum. Bir de geçen ayın, yani daha doğrusu şu anki ayın ama hı-hı. biz bunu 3 Ağustos'ta koyacağımız için çok az günleri kalıyor galiba indirmek evet. için. Plus oyunları Saints Row, Get Out of Hell. Get Out of Hell. Get Out of Hell gibi olmuş. Oynadık bu ay biraz. Evet. Ona da sana yine sözü hemen yine vereyim abi. Saints Row zaten 2015, bu Get Out of Hell 2015 yılında multi platform olarak çıkmıştı birçok formata. PlayStation 3'te dahil olmak üzere. Get biliyorsun oyundaki ana karakterimiz Johnny Get ve iki kişi oynayabiliyoruz. Johnny Get ve Kenzie Kingston'la oynayabiliyoruz. İki farklı senaryo. Azizlerimiz var. Azizlerimizi koruyoruz. Onların ruhlarını koruyoruz. Cehennemdeki zebanilerden. Oyunda da işte evet, Kenzie'nin doğum günü partisi kutlanıyor. Ama o sırada Get'i kaçırıyorlar ve Get open-ended bir dünyada third person oynuyoruz üçüncü şahıs açısından. Zebanileri öldürerek evet. görevlerini yerine getiriyor. GTA'nın da hep böyle bir sarkastik yapısı vardır. Evet. O Saints Row bana daha da onun hani hı-hı. abartılmış hali gibi geliyor. Çünkü oyun tipi aynı. Tabii canım. GTA'nın yani vehicle'da kullanabiliyorsun. Evet. Ama GTA kadar teferruatlı olmasa da open-ended bir oyun. Bir de oyundaki güzel elementlerden bir tanesi Angelik savaşlar var. Yani meleklerin savaşı diyoruz buna. Bizim ana karakterimizin de bir meter var. O meter dolduktan sonra, demon öldükten sonra kanatlanıp şahlanıp bir anda savaşa o şekilde aynen. devam edebiliyor. Keyifli bir oyun. Güzel notlar almıştı vakti zamanında da. Denemenizi tavsiye ederiz. Yani indirmek için de az vaktiniz kalmış olabilir. Kalmış. Hemen bir sonraki plus oyunları gelmeden. bir de DLC'lerimiz var tabii bu ay. Sana sözü verirken abi Witcher 3'ün Blood & Wine'ı. Ya Witcher herhalde bir başyapıt mı denir? Kesinlikle. Değil mi? Bir kesinlikle. Oyun tarihine artık kesinlikle. Böyle altın klasiklere girmiş bir yapım. Hani inanılmaz bir oyun. Benim herhalde hayatımda oynadığım en iyi oyun, en iyi 3 oyundan biridir. Bir parantez açacağım. Açma parantezi. Parantezler açmak zorunda. Kapat diğer parantezi.
Hayır, şey dedin ya, benim hayatımda oynadığım en iyi oyun. Çünkü geçen gün bir arkadaş sordu bana, abi en sevdiğin oyun hangisi? Ona cevap vermek de çok zor. Çok yani. Zor çünkü yani farklı türlerimiz var ya. Çok farklı. Ama Witcher'ı çok... ayrı bir yere koyuyoruz. Yani her şeyi, yani bir sürü faktör var en iyi oyun derken. Hı-hı. İşte oynanabilirlik, grafik, evet. vesaire. Ya da verdiği sana en son hissiyat, sende bıraktığı ne oyunun yani. Hı-hı. Oyunun tortusu ne sonunda diye. Witcher hepsinin karşılığı olan bir oyun. Kesinlikle. Ki yani ben Fallout evrenini de severim. Her şeyi o tip oyunları da çok severim ama Witcher'ın yarattığı etki, ben biraz bir de geç dahil olan, Witcher 2'de dahil oldum Witcher evrenine. Ki başka platformdaydı o zaman. Witcher 3 inanılmaz bir oyun. Blood and Wine, Heart of Stone'dan sonra gelen artık en son DLC biliyorsun. Heart of Stone'a nazaran çok daha uzun. Neredeyse bir hani bir 20 saatten fazla bir oyun yani normal standart bir oyun kadar uzun bir oyundan bahsediyoruz. Kesinlikle. Ve Witcher evrenini seven bir adam bu oyunu oynamadan Witcher'ı tamamlamış olmaz bence. Çünkü Witcher kendi içinde de çıktığından şu ana kadar da bir değişime uğradı. Arayüzleri, stealth sistemi, oyunabilirliği bile doğal grafiklerde cilalandı. Cilalandı. Yani bizim oyunun başlayıp bitirdiğimiz zaman şu andaki Witcher arasında bence şu anda fark var. Kesinlikle. Yani ben stash yokken oyunu bitirdim ki çok büyük stash'te eşyalarınızı koyabileceğiniz alanlar arkadaşlar. Edeceğiz. Sandık gibi. Hı-hı. Daha önce yanınıza taşımanız lazımdı. Merdivenler. Hı-hı. En sevdiğin RPG ya olayı. Da... 160 kilo ama cebinde arkadaş geziyor öyle. Ama şu RPG oyunlarında da en sevmediğim elementlerden bir tanesi, ne kadar karizmanız yüksek olsa da buluyorsunuz çok böyle unik bir silah, bir kılıç, bir zırh. Onu bir merchant'a satarken ucuz 300 var. Altına alıyor. Ucuz. Aynı şeye bakıyorsunuz ondan sonra sattığı şeyi. 5000'e satıyor. 5000'e satıyor. Ulan biraz önce 300 aldın. Oraya koymuşsun. Koymuşsun 5000'e satıyorsun. Biraz önce benden al. Bari bana o fiyattan sattın. Ya o Witcher'da karizma olayı olmadığı için. Hani evet. Fallout gibi ya da Skyrim gibi oyunlarda karizmayı yükseltip yani daha yüksek deal'lar yapabiliyorsun. Ama şeyde yok. O yok Witcher'da maalesef. Şey yok. Witcher'da sadece işte... şey avlarken, bir görev alırken onu deal yapabiliyorsunuz yüksek fiyattan. Ama onun dışında yok maalesef. Blood and Wine tamamen yeni bir hikaye. Evet. Denebilir. Yeni bir ülkeye gidiyoruz. Toussaint'a gidiyoruz. Fransız. Fransız ekolü bir yer. Böyle. Biz kuzeyliyiz. Karakterler de biraz öyle konuşuyor bu arada. Evet. Biraz Fransız gibi. Evet. Biz kuzeyliyiz. Yani evet. O dünyada, Witcher dünyasında. Bunlar güneyde bir ülke. Ve tamamen inanılmaz bir ülke zaten. Şey, masal diyarı gibi, masal diyarı. Rengarenk bir ülke. Böyle grafik dibine vurmuş bir durumda. Bir oyun içindeyiz. Tamamen ana bir hikayesi var oyunun. İçinde de farklı ara hikayeler var, yan hikayeler var. Gwent turnuvaları var. Kesinlikle. Olmazsa olmazı oyunu. Ve tamamen zaten bir başta ana bir görev alarak başlıyoruz. Bir şeyimiz var. Ana kadın bir... karakterimiz var. Karakterden görev alıp yine bir hani dedektiflik. Zaten ben şeyi de Batman'e benzetiyorum. Hem dedektif, yani dünyanın en iyi dedektifi diye geçer Batman. Bir yandan da çok iyi bir martial artist falandır. Bu da hani çok iyi bir swordsman, aynı zamanda dedektif. Oyunlara da onları eklenip zaten çok güzel hale getiriyorlar. Witcher da öyle bir oyun. Ya Witcher'a ben de sana kesinlikle katılıyorum. Burada bir şey daha söyleyecektim galiba. Parantez aç. Parantez açayım. Bak parantez açmadan direkt giriyorum mevzuya. Witcher denildi vakit tabii hani ben de çok severek oynuyorum. Birinci oyun denildi. Bittiğine üzülüp ağıtlar yaktı Sercan. Kesinlikle. Yani şimdi buradan da spoiler vermeyelim. Hala hazırda oynayan ya da oynayacak olan arkadaşlar vardır ama yani hikayesiyle oyun dinamikleriyle 200 dalda ödül almış bir oyundan bahsediyoruz. Say desem bana ondan sonrasını sayamam. Bu arada almış olduğu ödülleri. Bundan sonra da ama zaten DLC çıkmayacak. DLC yani, çıkmayacağını söylüyor CD yani. Projekt. Çünkü Cyberpunk gibi projeleri var. Muhtemelen aynı ekip o Cyberpunk'a devam ettiği için. Küçük bir stüdyo sayılır diğer AAA. Herhalde şu andan sonra. Küçük ama yaptıkları iş tamamıyla. Devasa bir oyun. Evet. Yani burada Andrei Sapkowski'ye de selam olsun. O da bize her zaman her gün görüşürüz. Her gün görüşürüz. Çünkü onun biliyorsunuz hikayesinden uyarlanma bir oyun. Witcher. Dolayısıyla Blood and Wine'in iyi ve kötü sonu var. Arkadaşlar her iki sonuyla da bitirin. Gerçekten de sizi güzel sürprizler bekliyor. Bekliyor. Aynen. Şimdi ben Star Wars izlemek gibi bir şey. Yani izlememiş insanı ilk defa izletip böyle reaksiyonuna bakarsın ya. Witcher'da biraz öyle yani. Ben olsam, hiç Witcher oynamamış olsam, bütün hani DLC'lileriyle birlikte satın alıp, çünkü DLC'ler belli level'dan sonra unlock oluyor.
bir Heart of Stone 30, öbürkü 30, 40 galiba. 30, 40'tan sonra ki eğer hani eğer level'larınızı attırdıysanız ve tavsiye edilen level'dan yüksek bir şekilde giriyorsanız çok da rahat bir şekilde side mission'ları da hemen bitiriyorsunuz. Yapabilirsiniz. Ama alt level'sanız atıyorum level 46'dan bir görev aldığınız zaman siz 41'siniz. İnanın düşmanları öldürmekte çok zorlanıyorsunuz. Aynen. O yüzden hani tavsiyemiz olabildiğince side mission yapsın arkadaşlar. Evet, evet. Ki level'larını arttırsınlar. Bir de bu oyuna özel ilk defa bu mutagen olayı var. Evet. Biraz daha geliştirilmiş. Geliştirilmiş mutagen normalde Geralt'ın ana karakterin yeteneklerini arttırmaya yarayan genler arkadaşlar. Hı-hı. Bu savaşçı yeteneğini işte büyücü yeteneğini arttırmak için yapılıyor. Kesmiş olduğumuz yaratıklardan alıyoruz. Aynen öyle. Burada da yeni bir görevle Geralt'ı aslında level atlatıyoruz. Ama şey anlamında böyle oyunda da arayüzünü etkileyecek şekilde bir level. Hı-hı. Normalde dağıttığımız yeteneklere ek bir harita daha ekleniyor. Haritada da yeni yeteneklerini güçlendirebiliyoruz ama dediğim gibi level 40 olmanız lazım ki o yeni haritayı ekleyin. Ama çok güzel olmuş. Ben çok bu arada bitirmedim kesinlikle. Biliyorsun daha. Evet, evet. Sen bitirdin. Hani her saati, her küçük görevi bile kendi çok başına bir şaheser oyundan kesinlikle. Bahsediyoruz. Yani bir RPG, RPG rol yapma oyunu düşünün ki en ufak, en basit side mission'le bile çok teferruatlı olsun. Düşünülmüş. Yani evet. Bu kadar detaylı çok, çok bir iyi kotarılmış. Yani açık dünya oyunu sanırım daha önce zaten yok. Artık şey yok. Kotarmıyor ya, düz oyun, hani hikayesi çok derinliği, çok doğru olması lazım. Yani hikaye, tabii ki Andrei Tarkovski'nin de yazdığı şekilde birebir uyarlanmamış bir sürü şey ama onu geliştiren yazarlar çok doğru seçilmiş. Kesinlikle. Oyun derinliğini çok iyi yaratmış böylece. Kesinlikle. Oyunun içinde kendiyle de dalga geçen faktörler var. İşte Roach diye bir atı var. Atla konuşma durumu oluyor bir içki içtikten sonra. Vişne suyu içiyor sonra konuşmaya başlıyor. Orada bile kendi kendine at mesela şey ıslık çaldığınızda istediğiniz noktaya yaklaşık 10 metreye geliyor. Bu oyunun kendi şeyi yapısından kaynaklı. R3'e basınca at geliyor. Evet. Şimdi madem konuşma şansı buldum, sana bir şeyler soracağım diyor işte. Evet. Sen her ıslık çaldığında nasıl geliyorsun yanıma diyor. Yani oyunda da hani dinamikle dalga geçmiş. Evet. O da çok komik aslında ve sizi bu rahatsız etmiyor. Yani evet. Bu normalde böyle çok Star Wars'da öyledir yani artık kendi kendine dalga geçen bir şey. Bu da öyle olmuş ve hiç rahatsız etmemiş. Çok hoşuma gitti. Şey de çok güzel, çok doğru bir noktaya değindin. Mesela hani atınızla özgürlükçü bir dünya olduğu için atınızla bazen hani olabildiğince özgür bir şekilde ilerlemek istiyorsunuz ve dere var, işte ne bileyim bir deniz var, bir ırmak var, oraya da atınızla geçmek istiyorsunuz ve geçemiyorsunuz. Yani çünkü belli bir yere yüzmeyi kadar. Yüzmeyi bilmiyor at. O sırada attığın hep hemen yüzüyorsunuz çapada çubada, karşı tarafa geçiyorsunuz, ıslık çalıyorsunuz, at orada belirir. Tabii. Senin biraz önce söylemiş olduğun evet, şeye ithafen. Yani. Son bir şey daha söyleyelim istersen. Tamam. Ben bir naçizane yorumda bulunmak istiyorum Witcher'da. Çünkü Witcher'da biliyorsunuz hikaye çok önemli. Evet. Şimdi ilk defa başlayacak olan arkadaşlar diyecek ya Witcher 3, ben 1-2'yi oynamadım, ne yapacağım? Evet. Üçüncü oyun okey, birçok gönderme var, 2 ve 1'den birçok karakter var. Tabii ki de hikayeyi anlayarak, daha önceki olan mevzuları da bilerek oynamak daha büyük keyif veriyor, hikaye anlamında bahsediyorum. Ama Witcher 3 öyle bir sistemi var ki hiç oynamamış olanlara da bir şekilde hikaye zaten içerisine çekiyor. Yani arkaya hikayesi zaten yani kitap içinde de bir kitap şey sistemi, kütüphane sistemi olduğu için gidip geçmiş hikayeleri de okuyabiliyorsunuz eğer uğraşıp okumaya zamanınız varsa. Dolayısıyla Witcher 3'ü alacağım diyen arkadaşlar varsa Witcher 3, Hearts of Stone DLC ve Blood and Wine en son DLC'ni birlikte alın arkadaşlar. Evet. Çünkü 3 oyunda birbirinden mükemmel. DLC'lere zaten her ikisine de şapka çıkartıyoruz. Master of Glass, Hearts of Stone ve Blood and Wine vampirlerle alakalı bir mevzusu olan bir hikaye. Evet, gerçekten Witcher 3 konuşuyormuş. Daha ne ya, Witcher 3 açlığı yaşamışız. Çok güzel bir bölüm oldu açıdan. Ama işte evet ki, yani evet. Ne kadar oldu? Bir seneden fazla oldu çıkardım. Tabii, 2015 Mayıs'ta çıktı yani şöyle Witcher 3. Söyleyeyim, ben de 2 ay önce falan başladım. Ve beni sadece oyunun başındayken iki şey, bu oyun gerçekten özel bir oyun dedirtti. Bir tanesi, yağmur yağdığında köylüler kendi kendilerine gidiyorlar. Yağmurdan korunabilecekleri yerde duruyorlar ama orada işlerine ya da muhabbetlerine devam ediyorlar. Yani bunu sadece düşünüp bunu programlamış olmak bile çok efsane bir şey. Bir tanesi de bir ara ben bir yere işte doğru gitmiştim. Orada bir treasure'ımsı bir şeyler buldum böyle bir kuşun. Ardına bıraktığı kalıntılar. Sonra da başka birinde bir quest olduğunu gördüm. Ona tıkladım. Şurada şeyim var dedi.
Aa dedim acaba ne olacak yani beni bana tekrar o quest'i yaptıracak mı? Benim şeyi göster çünkü ben biraz önce oradan almıştım. Ya ben zaten onu aldım dedi ve quest'i direkt yapmış kabul edildi. Evet evet. Yani o anlamda detaya olan verdikleri önem de gerçekten harika. Ben de paranteze bir parantez açıyorum. Peki ben de nokta bir şey söyleyeceğim. Bir parantez daha. Son bir şey artık Witcher'ı da bitirelim arkadaşlar. Biz 2 sene önce Berkeley Gamescom'a gittiğimizde daha tabii oyun çıkmadan önce Witcher'ın özel session'ına, seansına girmiştik. Evet. Yapımcıların tanıttığı ve orada bize bir trailer izletmişlerdi. Velen'de bir şehre giriyorlardı. Evet. O şehre girerken atla birlikte ne bileyim koşuşturan çocuklar, işte bir şeylerle uğraşan insanlar, çiftçiler falan filan dedik ki yani o kadar iyi ki. İnsanı sinir edecek gelecesine iyi, evet. Güzel yapmışlardı. Ya bir de şeyi anlıyorsun oyunu ama... ve şimdi bitirdik bütün DLC'leri, şimdi onu konuşuyoruz. Sunan kişi de level designer işte, bölüm evet. Tasarımcısı bir arkadaştı. O da yani şey diyor, sizin orada hiç fark etmediğiniz şeyle o kadar çok uğraşılıyor ki işte köpeğin orada gezip kedinin peşinden koşmaya başlaması, detayının zamanlaması, sen oradan geçerken o interaksiyon başlaması gerektiği evet. için. Ya da sizin önden geçerken flüt çalan çocuk falan böyle gibi evet. şeyler. Ne kadar emek verildiğini de öyle anlıyorsunuz o insanların severek o işi. Yani emekle yaptıklarını. O yüzden hani karşılığında almışlar. Kesin abi. Diyerek noktayı evet. koyalım. Evet. Evet, bir diğer DLC'miz de Star Wars Battlefront'a geldi. Bespin DLC'si. Orada da yine mikrofonlarımız Sercan Sülün'e ilk olarak gitsin. Yani Star Wars Battlefront zaten çıktığı andan itibaren oynuyoruz. DLC'leriyle de bu oynama süresi daha da artıyor. En son Bespin geldi. Bu Empire Strikes Back'teki Lando'nun bulutlarının üstündeki bulut şehri. Şehri. Bulut şehri diyebiliriz. Han Solo'nun karbona karbonlaştığı. karbonit. Karbonit olduğu. Şimdi Star Wars'ın ne karbonu ya? Öyle bir şey yok, karbona girmedi. Karbona girmedi. hangi oyun modlarımız var? Volk Result var. Supremacy var. Ondan sonra Heroes and Villains var. Ve Turning Point tarzı oyun modlarımız var. Bunları zaten daha önceki Star Wars Battlefront oynayanlar bu oyun modlarını çok iyi biliyorlar. Biliyor ama ilk defa bu tip bir şehirde galiba savaşlar. O yüzden bir Counter Strike evet. hissi size veriyor. Yani bir kesinlikle. Hiç daha önce hep orman, kar evet, gibi evet, öyle evet. temalar vardı. İlk defa böyle bina içinden binaya geçip bir savaş söz konusu. Çok güzel level, bayağı güzel tasarlamışlar level'ları. Yani o hani Darth Vader'ın Han Solo'nun o dondurulduğu yeri gerçekten çok güzel tasarlamışlar. Arka plan özellikle. Filmde göremediğimiz yerler. İki tane farklı hero'muz var. Hem Imperial hem de Rebel olarak. Ayrıca bir tane de Special Commander'larımız var. Bunlar özel silahlarla birlikte düşmanları bir atışta hemen elimine edebilecek özelliklere sahip oyuncular. Level cap artmış. Level cap arttı, 70'e geldi. Biz yine hani ara ara girip oynuyoruz. Oyuncuları da davet ediyoruz. Uzun bir süre şey yoktu bu. Yere atlayıp roll up roll dediğimiz yoktu. Yuvarlanma. O, kimse yapamıyordu onu. Evet. Sonra ek gelince herkes roll up yapıp kaçıyor böyle. Evet. Yerde her şey herkes zıplaya zıplaya geziyor. Lando'nun komik bir durum böyle. Öyle kalıyorsun. Rebel'de kullandığımız hero'lardan Lando kardeşim var. O da bu roll up'ı yapıyor bu arada. Vuramıyorsun. Vuramıyorsun diye. 4 tane DLC'si var biliyorsunuz, ilki çıktı, ikincisi Bespin'di, üçüncüsü Eylül'de geleceği söyleniyor ama sadece Death Star ve X-Wing TIE Fighter savaşlarında biliyorsunuz A New Hope'da Death Star'ın patlatılma sürecindeki mevzular daha ağırlıkta olacak. Diğeri Rogue One'da da şimdi geliyor da Rogue One'da geliyor. Onun planları nasıl çalındı? Evet, aynen öyle. Son DLC'si de 2017 yılı içerisinde gelecek. Battlefront için konuşuyorum. Ama onun neyle alakalı olduğu şu an için belli değil. Belli değil. Evet, gelecek ay bizleri bekleyen güzel bir haber var. O da sonunda No Man's Sky'a kavuşuyoruz. Evet, artık ben geliyor. Konuştum. Daha artık ertelenmeyecekmiş. Ertelenmiyormuş. Dedim artık çıkar. Gerçekten merakla bekliyorduk çünkü gerçekten böyle müthiş bir vaatle ortaya çıktılar ve eğer gerçekten zaten Guinness rekorlarına hemen olursa, girdi evet. diyebiliyorum çünkü kentilyon kaç kentilyon? 18 kentilyon. 18 kentilyon. Kaç sıfır oluyor tabii bu? 120 trilyondan sonra triller geliyor galiba, ondan sonra kentilyon mu geliyor bilmiyorum ama yani çok büyük bir iddia. Zaten evet. daha önce de yapmıştık bu videolarda sohbet etmiştik, yineleme olacak ama inşallah bu vaat ettiklerini çok iyi bir şekilde önümüze serer Hello Games, Sean Murray, No Man's Sky ile birlikte
bizi de çok uzun soluklu 20 senemizi verebileceğimiz bir oyun. Evet. Acaba işte ben onu merak ediyorum. Yani oyun süresi ne kadar uzun sürecek? Yani sonsuza kadar sürebilir ona düz mantık düşünürsek. Yani onun açıklaması, yapımcının açıklaması hani bitmeyecek diyor oyun. Oyun da kendi herhalde yapım süreci içinde de oyun süreci içinde de kendini güçlendirilecek ya da üzerine bir şeyler gelecek. Muhtemelen ama senle benim karşılaşmam imkansız oyun oynarken, doğru mu? Eğer özellikle seni aramazsa. Evet, oyun aynen içinde. Öyle. Oyun içerisinde bir invitation sistemi olacak mı göreceğiz bunu. Şu an için açıklanan bilgilerde göre yok. Bu arada arkadaşlar bir bilgi, PlayStation Plus abonesi olmanıza gerek yok. Sadece Sony önemli, Network hesabınızın olması yeterli No Man's Sky'ı oynayabilmeniz için. Oyunun bir atlas sistemi var. Bu atlas büyük devasa bir harita. Bütün yapmış olduğunuz keşifler bu haritada upload ediliyor. Dolayısıyla bunun için bir internet hesabınızın olması lazım. Onun haricinde özel üyelik sistemi gerektirmiyor PlayStation Plus için. Senin biraz önceki söylemini istinaden, oyun çok büyük bir oyun. Eğer DLC gelirse bu kadar büyük bir evrende o DLC'yi nasıl kotaracaklar? Nasıl ben onu merak ediyorum. Nasıl bulacağız? Yani bir gezegen diyecek. Hı-hı. O gezegeni bulmak için hani ama belki devasa işte bir star map verip ona uyur. Mutlaka ona bize yardımcı olacak bir sistem olacak. Yapacak. Bir ama de şeyi eğer zorlaştırsanız pardon sözümü kestim abi. Mesela bizim birbirimizi bulmamız imkansıza yakın gibi gözüküyor şu an. Yani onu yanına hemen teleport olmayacak. Ama biraz uğraştığımızda bulabileceğimiz bir sistem yapabilseler gerçekten çok zevkli olur. Zevkli yani olur. O gezegende birbirini bulmak da zevkli olur. Yani. Kesinlikle. Bir de oyun oynanış şeklini sen yine karar veriyorsun. Yani agresif ya da ofansif ne olacağını Trader, Explorer, Fighter 3 o çok güzel bir şey. Evet, çünkü herkes böyle şey hemen gidip yok edeyim milleti derdinde değil. Böyle Hunter Gatherer böyle bir şeyleri başlatan, oluşturan insan olmak da istiyor insan. Ve de şey de var, yani bu tarz aslında action adventure'dan ziyade action adventure survival, yani hayatta kalabilmeniz de çok önemli bir rol olacak oyunda, üstlenecek. Çünkü gece gündüz döngüsü var ve bir gün geçirirken bir gezegende life support'unuz azalacak. Yani dolayısıyla hayatta kalmak için o life support içinde çeşitli elementler, itemler bulmanız gerekecek. Ki hayatta kalabilin, geceyi ya da gündüzü yaşayabilin. Dolayısıyla sürekli bir şekilde fighter dolusanız araştırma yapmanız lazım. Peki etrafınızı. Oyunda bir şey derinliği var mı? Yani bir hikaye var mı? Onu biliyor musun? Yani baştan sona. Oyunda birçok fazla task var, görevler var. Ama yani hayır, adam kime, nereden gelmiş, nasıl oluşmuş böyle bir dünya bir yok. Şu size hazır bir şey sunuluyor. Hazır bir şey, evet. Bir teknolojik sizin yapmış bir evrende başlıyorsun. Bazı şeyleri yönlendirme yapılarak sana bir background yazılmamış ama. Background yazılmamış. O background'ı oynayarak biraz siz yazıyorsunuz. Seçmiş olduğunuz 3 ırka istinaden. Ben zaten istinaden. O bahsettiğin Kentillion hikayesi de yani ilk günde Kentillion tane şey olduğunu zannetmiyorum. Tamamen algoritma üzerine ülkeler ya da dünyalar yaratılacağını düşünüyorum. Bulundukça, bulundukça büyütecek. Yani orada bir zaten matematiksel bir şey vardır. Biraz Minecraft'ın mapi, dünyası gibi. Orada da sen ilerledikçe dünyayı, çevrende aslında yaratmaya ona, başlıyor. Şey vesile oluyorsun dünyanın büyümesine. Yani şu chunk'ta başladıysan sen ilerledikçe etrafındaki chunk'lara da ulaşma şansı bir şekilde oluyor. Açıyordu. Zaten atıyordu o sırada. Sizlere de doğrulayacak bir şey söylüyor Hello Games. Yapmış olduğunuz, yani siz bir gezegeni bulacaksınız, keşfedeceksiniz ve ismini siz vereceksiniz. Bu da zaten sizin yorumlarınızı doğrulayan bir şey. Bundan bir sene sonrasını çok merak ediyorum oyun için. Gerçekten böyle önemli bir şeyler. Hani onlar da muhtemelen planlamışlar 3 ay sonrası, 6 ay sonrası insanlar ne kadar keşfedecek ve büyütecek oyunu. Kesinlikle. Göreceğiz. Böyle deneyim. Sabahlara kadar oynayacağımız ben şu gezegeni buldum. Hadi gezegene gelsene gibi şeyler olabilir, muhabbetler dönemi. Ya gezegenlerin bu arada çok büyük olduğu söyleniyor. Yani oldukça büyük. Yani hani o gezegeni tamamıyla gezmek yani bayağı bir zamanınızı alacak bir süreç. Bir gezegenden bahsediyorum. Gezegenin yani, karasal alanını da keşfetmek. Karasal alanını da keşfetmek. Ondan sonra hani sıkıldınız, geminize bindiniz, çıktınız atmosferden, uzayda ne bileyim bir Trade Federation ya da bir Trade Center'a gidiyorsunuz. İstasyona gidiyorsunuz, orada çeşitli görevler alıyorsunuz ya da bulduğunuz bulguları oradaki karakterlere, NPC karakterlere vererek ticaret yapabiliyorsunuz, görev alabiliyorsunuz. Bir de oyunda bekleme sürelerin olmaması mükemmel. Evet, oyunun içinde mükemmel bir gerçekten. Gezegene girdiğiniz anda tamamen o gezegende uzayda nasılsanız yerde de devam ediyorsunuz. Aynen, o atmosferi yaşamak bayağı keyifli olacak. Evet, yani bir gezegene tıklayıp onun loading ekranını bekleyip sonra
O zaten gerçek hissini yok eden bir şey. Keşfetmeyi hissettiren bir şey olmazdı yani. Ya oyun için en büyük özellik ne desek herhalde keşfetme. Yani, evet. Yani zaten hani, tamamen onun üzerine. Tamamen keşif üzerine. Dolayısıyla arkadaşlarımızı, oyuncuları keşfetmeye çağırıyoruz. No Man's Sky. Gerçekten No Man's Sky'ı merakla bekliyoruz. 10 Ağustos arkadaşlar. 10 Ağustos'ta. İkrar edelim. Kavuşacağız. bir de son olarak Abzu şeklinde Abzu, mi? Evet. Telaffuz ediyoruz. Abzu'dan bahsedelim. Çok kendisini absurd. Journey, Flow, Absurd, evet, yapımcılarını... Journey, Flow ve Flower gibi sanatsal oyunlardan biliyoruz. Evet. Biliyoruz. Bir sanatsal oyuna da bizlerle birlikte olacaklar gelecek ay. Yani zaten Flow ve Flower'sa çok böyle artı Journey'e çok böyle referanslar var oyunda da. Görsel anlamda özellikle. Yani. Yine farklı bir kafa diyelim ona. Sanat eseri. Sanat eseri karşısında. İnteraktif sanat eseri diyorum. Evet, bu tarz oyunları da arkadaşlarımızı davet edelim. Evet. Deneme amaçlı. Mesela Journey'de benim için devrim yaratan nokta, hiçbir şekilde iletişim kuramadığınız biriyle. İnsanlar sadece sana müzik yardım. Notalarıyla evet. iletişim kurabildiğiniz biriyle ortak bir maceraya çıkabilmenin bu kadar sadece keyif o kişinin... vereceğini tahmin etmezdim. O kim? Kaç yaşında, dünyanın neresinde hiçbir fikrim yok yani. Ve bunu öğrenmeden bitiyor oyun. Oyunun sonunda öğrenebiliyorsun ama onu. Oyunun sonunda kimle oynadığın gösteriliyor ama oyunun sonuna kadar kim olduğunu evet. atıyorum yani bir Boğaç'la beraber oyuna başladık ama benim elektriğim kesildi. Oyundan bir şekilde çıkmak zorunda kaldım ya da Boğaç'ın işi çıktı bir yere gitmek evet. zorunda kaldı. O sırada oyun size başka birisine atıyor. Dolayısıyla hani oyunun sonunu bir başkasıyla oynayabiliyorsunuz. Ben zaten oyunun sonunda da şöyle söylüyordu. Oyunun bitiriş aşamasına kadar kaç kişiyle oynadığınız ve onların profilleri listesi çıkıyor. Journey'den sonra şimdi Abzu'de de, Abzu'de de bizi şaşırtan çeşitli sanatsal faaliyetler olacak bekliyoruz. O da gelecek ay bizlerle olacak. Evet. Başka eklemek istediğimiz parantezler, açmak istediğimiz parantezler varsa çok açtık parantezleri Witcher'dan zaten. Evet. Evet, bir de öbür ay Gamescom var. Gamescom'u evet, Gamescom takip etsin evet, arkadaşlar. Avrupa'daki oyun fuarı arkadaşlar. Körde 17-21 Ağustos. Orada tarihleri. Belli duyurular olacaktır third partilerden. O yüzden yakından takip edin. Güzel oyunlar da orada ortaya çıkacak. Evet. Diyelim ve bugünkü bölümü de bitirelim. Bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ve bu kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.